Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analiz etmeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Karsan, Ek Group, Anadolu Grubu Holding, Vertu ve İşmen analizlerini yapacağız. Öncelikle Karsan'la başlayalım. Karsan'da arkadaşlar dün anlamsız bir boşluklu düşüş oldu. -6 civarı bir düşüş yaşandı. Şuradaki alçalan trend kırılımından sonra bir teknik al sinyali vardı zaten 3.56'larda. 3.56'lardan 5.15'lere kadar tırmanan bir görüntü vardı. Bu tepki çıkışını iyi kazandırdı. Tabi ardından gelen düşüş yatırımcıyı birazcık üzdü diyebiliriz. King Kong'da baktığımızda King Kong şu tepki çıkışında bize buy sinyali vermişti. Tam trend kırılımına denk geliyor. Bakın şurada da sattırdığını görüyoruz. Trend kırılımında 3.50'lerden 5 liraya kadar kazandırdı. Geri dönüşteki şu dünkü sert satış mumunda da sat sinyali verdiğini görüyoruz. Bunun takibini yapan arkadaşlar uygun seviyeden çıkmışlardır diye düşünüyorum. Bunun yanında arkadaşlar haftalıkta baktığımızda yükselen bir major trend çizgisi üzerinde hareket ettiğini ve bu trendin artık kırıldığını görüyoruz. Şurada kırılıp tekrar üzerine çıkmıştı ama tekrardan kırıldı. Şimdi pandemi dibinden itibaren baktığımızda 1 liralardan ortalama olarak 5 liralara yani 5 kat primlenen bir görüntüsü var Karsan'ın. Bunun tabi bir dinlenme sürecini yaşaması son derece normaldir. Hani bir miktar düşüp belki tekrardan şu 3.30 TL seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşayıp yatayda bir formasyon üretse, daha da güçlenerek orta uzun vadede yoluna devam etse çok daha güzel bir grafik karşımıza çıkar. Takip edeceğiz. Olası geri çekilme durumlarında destek seviyeleri önemli. Şimdi arkadaşlar 21 haftalık güçlü EMA 21 ortalama desteğimiz 4 TL seviyesinde. Yani Karsan için 4 TL'nin altı biraz problemdir. Çünkü buradaki desteğin kırılması demek 3.50'lerdeki EMA 50 ortalamasına kadar geri çekilme isteği oluşturacaktır. Bu yüzden isteyen kişiler 4 TL seviyesini baz alır. Şu an 3.96'da yani çok yakın. İsteyen de 3.50'ye kadar gelmesini bekler. Orta uzun vadede herkes kendi kararlarını verebilir. Bunun yanında yukarı doğru tırmanacaksa geçmesi gereken seviye dediğimiz gibi şu 4 TL seviyelerini yukarı kırıp 4.17 seviyelerindeki hem yükselen major trend direnci hem de 9 haftalık direnci yukarı kırması lazım. Çıkış yapabilmesi için bunların takibi yapılmalı. Günlükte baktığımız arkadaşlar boşluklu görüntüyü görüyoruz. Bu boşluğun oluşması demek bu boşluğu yine orta uzun vadede kapatmak için şu 4 ile 4.24 arasındaki seviyelere tırmanması gerekiyor anlamına geliyor. Bu seviyelere tekrardan tırmanacaktır. Tabi ne zaman tırmanacak onu takip edeceğiz. Günlükte baktığımızda EMA 200 desteği yani çok güçlü destek 3.69 TL seviyesinde. Yani 3.69'ların altına kırılırsa az önce haftalıkta baktığımız 3.50 seviyesindeki EMA 100'e EMA 50'ye kadar geri çekilme isteği olabilir. Ama 3.69'dan da destek alması olası bir ihtimaldir. Bunu da göz önünde bulundurabiliriz. İçimoksar tekniğine baktığımızda parabolik sarın pozitifte olduğunu görüyoruz. Yani mumların altında. Bu noktaların mumların altında olması gerekiyor. Zaten bu da şu tepki çıkışının bir eseri. Burada mumların altında yandı. Bu düşüş devam edecekse tekrardan mumların üzerine çıkacaktır diye düşünüyorum. 9 ve 26 periyotluk Tenkan-sen ve Kyujin-sen ortalamalarımızın altına kırılması iyi bir görüntü değil mumların. Bulutla arasında çok mesafe var. Bulutun Senko-Espen A desteği yani şu üst seviyesindeki destek 3 TL seviyelerinde. Tabi 3 TL ile 4 TL arasında ciddi bir fark olduğu için az önce söylediğim destek dirençleri referans alabilirsiniz. Ama orta uzun vadede bulutun üzerinde olması pozitif olacaktır. Yine bunun da takibi yapılmalı. Şimdi Ege Gübre çok güzel bir çıkış yakaladı. Bakın 2020 pandemi dibinde 31 TL'lerdeyken 260-270 TL'lere kadar tırmandı görüyorsunuz. Şimdi Ege Gübre için King Kong'a baktığımızda King Kong çok temiz bir sinyal üretti şu seviyelerde. Bakın ilk sinyali 22 TL seviyesinde. 22 TL'den sonra şuradaki düşüşte bir
mumu var. 54 TL'lerden sattırıp 30'lara kadar düşüyor. Tekrardan aldırıyor 50 TL'lerden. 50 TL'den sonra 270'e kadar tırmanıyor. Bakın sadece şu buy sinyaliyle görüp Ege gübreyi haftalıkta buy verdi alıyorum diyenler 50 TL'den 270 TL'ye kadar kazanıyor. Ve geri dönüşte de sattırdığını görüyoruz 240 TL seviyelerinden. Çok temiz bir sinyal yakalamış. Bunları siz de takip edebilirsiniz bu sinyalleri. En azından grafik analizi anlamında size çok destek olur. Şimdi arkadaşlar ortalamalarına baktığımızda Ege Gübre'nin bu ciddi priminin ardından bir teknik düzeltme gelmesi kadar normal bir durum yoktur. Hani çok düştü, batık şirket falan demenin anlamı yok. Çünkü bir yıl içinde yaptığı prime bakıyoruz, yatırımcısını zengin etmiş açıkçası. Ve şu an tepede bir ikili tepe görüntüsünü bariz olarak görebiliyoruz. İkili tepe görüntüleri eğitimlerde de anlatıyoruz eğitim setimizde. Bir düzeltme, bir geri dönüş trendinin başlangıcıdır. İkili tepenin boyun çizgisinin kırılımını gördüğümüzde çok dikkatli olmak lazım ki boyun çizgisinin kırılımı bakın şu 204-205 TL seviyeleridir. Bunun yanında ortalamalara baktığımızda haftalık periyotta EMA21'in altına kırması en büyük risk teşkil ediyor. Çünkü EMA21 seviyesi hem ikili tepe var, hem boyun kırılmış, hem de EMA21'in altına kırılmış. Yani 202 TL seviyesi son noktadır bu hisse için normalde. 201 TL'yi de referans alabilirsiniz. 201'in altına kırıldı. Şu an aslında geç değil. Bakın kırıldı ve şu an 197 TL'de. Yani isteyenler bu seviyeden teknik stop olur. Ama orta uzun vadede bir dinlenme sürecine girmesi son derece makuldür. Yani şu şekilde Ege Gübre'nin düşe düşe şu önce EMA50'ye temas etmek ister 160 TL seviyelerine. Burada belki bir tepki çıkışı yapıp tekrardan düşüp EMA100'e yani sarı ortalamaya temas etmek ister. Böyle bir düzeltme yaşayabilir grafik orta uzun vadeli. Bu yüzden şu ikili tepe görüntüsüne çok dikkat etmek lazım. 197 stop olmak için de bende iyi bir seviye. İsteyenler tutabilir uzun vadeli. Herkesin kendi kararıdır. Bir şey diyemeyiz. Yukarı doğru tırmanacaksa da mutlaka 203-204 TL'nin üzerine çıkması ve en son EMA9'daki şu 210 TL'nin üzerinde görmemiz gerekiyor. Bu kırılımları yukarı doğru görürsek de yeni bir şekil oluşma ihtimali olabilir. Ama şu an görünen ikili tepe ve EMA21'in 201 TL'nin aşağı kırıldığı. İçmoksar tekniğine baktığımızda parabolik sarın haftalıkta sat demesi bir negatifliktir. Bakın son hafta mumların üzerinde yanmış nokta. Bu bir negatiflik göstergesi. 9 periyotluk tenkansiyonun altına kırılmış. Üstelik 199 TL'deki 26 periyotluk Kyujinsen desteğinin de altına kırılmış. Bu 199 TL'nin altına kırılmış olması artık son nokta. Çünkü Kyujinsen en azından hani tutuyor. Bakın şurada tuttu 190'lardan tepki verdi. Ama burada artık tutamamış ve altına kırılmış. Ve artık bu Kyujinsen bir direnç olarak çalışacaktır. Hani işin kötü yeri orası aslında. 199 TL'yi geçmek için zorlanacaktır. Tabi geçerse hacimli bir şekilde bir alım gelirse ayrı mesele. Ama geçemezse arkadaşlar az önce söylediğim senaryo orta uzun vadede gerçekleşebilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ekkup için geç değil yani. Akhol Anadolu grubuna bakalım. King Kong bize ne demiş? King Kong şuradaki çıkışta aldırmış. Şuradan sattırmış. Görüyorsunuz bakın. Temiz sinyaller üretiyor. 10 TL'den aldırıyor. 10 TL'den 20 TL'ye çıkıyor. %100 kazandırıyor arkadaşlar. Sonra sattırıyor. Sattırdıktan sonra 18'de sattırmış. 10'a kadar düşmüş tekrardan. Çıkışta aldırıyor. Tekrar sattırıyor. Ve buradaki bakın en son al sinyali. Şurada bir tuzak sat var. Buradan sonra tekrar al verdiği için her zaman son sinyali takip ediyoruz. Al verdikten sonra 18 TL'den 34'e kadar yine kazandırıyor. Ve geri dönüşte yine sat sinyalinin geldiğini görebiliyoruz. Şimdi Anadolu grubu 2020 pandemi dibinde 10 liralara kadar düştü ve 34'e kadar tırmandı. %200'lük, %240'lık bir artış mevcut. Bunun yanında Akol'ün arkadaşlar şöyle yükselen bir majör trend çizdiğimizde en azından bunun üzerinde kalması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu şekilde
hem burada bir desteği var hem de şu seviyede kırılmaması gereken bir desteği var. Bu desteklerin arkadaşlar üzerinde kalması gerekiyor mutlaka. Ortalamalarına baktığımızda tabi EMA 50'ye kadar geri çekilmiş ama 50 haftalık şu ortalama yani 22.7 TL, tam 22.7 TL seviyesi güçlü bir destektir. Bu desteğin kırılmaması gerekiyor. Bu desteğin kırılması durumunda da son noktası neresi derseniz 21.7 TL seviyeleri güçlü bir destektir. Onun altına kırılmaması gerekir. Günlükte baktığımızda da geçmesi gereken çok önemli dirençler var önünde bakın. Önünde şu an geçmesi gereken 4 tane direnç var. İlk direnç 23.14, ikincisi 23.30, üçüncüsü 23.7, diğeri de 24.2. Bu 4 tane desteği yukarıya hacimli bir şekilde kırıp teker teker tırmanış yapması gerekir. Bu destekleri kıramaz ve satış yerse de destek seviyelerini mutlaka takip edin. İsteyenler, uzun vadeli geleceği olduğunu düşünenler uzun vade tutabilir. Kısa vadede de destek dirençler takip edilmeli. Şimdi İçmoksar tekniğinde paraboliksar pozitifte. Mumların altında. Mavi ortalamanın yani Tenkan'senin kahverengi ortalamayı yani Kyujin'sini aşağı kestiği şu seviye kötü bir seviye. Yani bu iyi bir görünüm değil. Mavi ortalama mutlaka Kyujin'sini yukarıya doğru kesmeli. Mumlar Kyujin'sinin de üzerine çıkmalı. Kyujin'sen nerede? 26.6'da bu seviyenin mutlaka üzerine çıkmalı. Haftalıkta İçmoksar tekniğinde bunun üzerine çıktıktan sonra pozitif bir trendden bahsedebiliriz. Şuradaki çıkış ben ortalaması da mumların içine girmemesi gerekiyor. Mumların üzerinde kalması gerekiyor şuradaki gibi. Mumların içine girerse orada da bir zayıflık belirtisi başlayabilir. Yakından takip etmek lazım. Şimdi Vertu bakıyoruz. Bakın Vertu'da ciddi bir prim başlattı arkadaşlar. 3 TL'den 37.5 TL'lere kadar çok ciddi bir prim. Bu primin dinlenme sürecini geçirmesi gerekir. Bakın yıllarca yatayda formasyon üretmiş. Ürettikten sonra artık ciddi bir rally yapmış. Bu rally'den sonra ikili tepe, bakın şuradaki görünüm, eğer ikili tepe ise sağ omuz yukarıya kadar tırmanamamış ve kırılmaması gereken en önemli seviyede 24 TL seviyesi. Çok güçlü bir destek. Bir kere 24'ün altına kırılmaması gerekiyor. Haftalıkta baktığımızda, ortalamalarına baktığımızda kırılmaması gereken en önemli seviye haftalıkta EMA 21. Zaten EMA 21'in tuttuğunu görüyoruz. Bakın EMA 21 arkadaşlar 24.4 TL seviyesindedir. Eğer 24.4 TL tutamazsa EMA 21 son noktası az önce çizdiğim 24 TL seviyesindeki destek. Ama 24'ün altına kırılması durumunda çok dikkatli olmanız lazım. Onun da sinyalini vereyim. Günlükte arkadaşlar EMA 100 desteği 24.4'te az önceki destekte birebir uyum sağlıyor. Yani EMA 21 ile. Yukarı doğru bir tepki çıkışı yapacaksa bir kere geçmesi gereken önemli dirençler var. İlk direnç 25.16, ikincisi 25.3 ve 25.9'da geçmesi gereken dirençler var. Buraları yukarı doğru kırarsa bir tepe, tekrardan bir tepe oluşumu yapacak mı diye düşünebiliriz. Ama yukarıya doğru kıramazsa ve az önce söylediğim destek seviyeler aşağı kırılırsa da dediğim gibi çok dikkatli olmak lazım. Çünkü ciddi bir rallisi var. Bunun düzeltmesini yapmak isteyecektir. Paraboliksar negatif. Tenkan'senin altında kırılmış bu negatiflik. Kyujin'sen var. 23.3 TL seviyesinde 26 periyotluk güçlü bir Kyujin'sen desteği var. Bu da şunu anlatıyor. Hadi 24.4 kırıldı. 24 kırıldı. Hocam biz neye bakacağız? Son olarak Kyujin'seni bekleyebilirsin. O da 23.3 seviyesinde. Belki burası tutar. Ama 23.3 de kırılırsa artık tutunacak hiçbir dalı kalmıyor. Bu yüzden buna da dikkat etmek lazım. Şöyle ciddi rallilerde güzel kazandırıyor ama rallilerden sonrası tepede alan arkadaşlar işte bu işten en çok acı çekenler. 32'den alan, 34'ten, 35'ten alan. Bu yüzden diyoruz ki bir hisseyi ya da kripto parayı almadan önce mutlaka grafik analizini yapın. Göstergelerle bakın. Teknik bir formasyon var mı? İkili tepe var mı? Oba var mı? Diye bunlara baktıktan sonra mantıklı geliyorsa size alımlar yapın. Bir de alım yaparken arkadaşlar mutlaka kademeli alımlar yapın.
kademeli alımlar hayat kurtarır. İşmen'e bakıyoruz. İşmen arkadaşlar King Kong Junior'da çok temiz sinyal üretmiş. Dipte bakın şu seviyeden 2 TL seviyesinde buy sinyali verdikten sonra 2 TL'den 22 TL'ye kadar 11 kat primlenen bir görüntüsü var. Bakın tek bir sinyal burada da düşüşte sattırıyor. Şuradaki çıkışta az önce aldırdığı yer 2 TL. 2 TL'den 4 TL seviyesine kadar 4 TL'de tekrar bir buy sinyali var. Ve 22 TL'ye kadar tırmanıyor. Dönüşte sattırıyor. Yani hiç grafik analizi bilmeyen arkadaşlar dahi bundan yararlanabilir. Ama tabi formasyonları okumakta fayda sağlar mutlaka. İşmen'de Vertu'da az önce söylediğim gibi ciddi bir rally ve bu rallinin bir şekilde dinlenme sürecini yapması gerekiyor. Hatta baktığımızda görüntüsü çok benzer. Sağ omuz kısa kalmış. Ama buradaki tek negatiflik işmende EMA21'in altına kırılmış olması. EMA21 seviyesi 16.4'te, yani 16.4'ün üzerine kendini atması lazım. 16.4'ün üzerine atamazsa gelmek isteyeceği seviye orta uzun vadede 13.8'dir. Günlükte baktığımızda günlükte de arkadaşlar 13.8'in altına kırılması durumunda da son noktası yani EMA200'ü 14.6'dadır. Bu rakamlar referans alınabilir. Yukarı doğru tırmanacaksa mutlaka EMA21'i yani 16.4'ü yukarı kırıp 16.6'daki EMA5 ve EMA9 dirençlerinde yukarı kırması gerekiyor. Bu kırılım gerçekleşmezse şu an EMA21'in kırılmış olması bir negatiflik. Bakın burada son umut olarak artık 9 periyotluk Tenkan-Sen desteği var. Bu da 15.8'de yani 15.8'in altına kırılmaması gerekiyor. Kırılırsa bence son nokta. Yukarı doğru tırmanacaksa da şu Kijun Sen'i 26 periyotluk Kijun Sen'i 17.4 TL'yi yukarı kırması gerekir. Bunun da yine takibi yapılmalı. Parabolik sar pozitifte şuradaki tepki çıkışından dolayı ama geri dönüşte destek kırılmış EMA21 haftalıkta. Bu yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz kripto para ya da hisse senedi varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listeme alır analizini yaparım. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analiz eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Eğitimle ilgili de yardımcı olurum arkadaşlar. Sinyaller, formasyon vesaire tüm eğitim içerikleri eğitim setimizde bulunmaktadır. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.